Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim pancar turşusundan nefis bir karatora arkadaşlar. Ben bu salatayı çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Meze olarak da kullanabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi tarifimi öncelikle tarator tarifi olarak vereceğim. Daha sonrasında nasıl konservesini yaptım sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Evet, kendi kurmuş olduğum konserve pancarımı bu şekilde çok sulu olmayacak bir şekilde tabağıma alıyorum. İri parçaları da daha sonrasında biraz keseceğim arkadaşlar. Dilerseniz tüm de bırakabilirsiniz. Ben birazcık küçültmek istedim. Gördüğünüz gibi şu haliyle bile nefis gerçekten. Bu haliyle bile yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ama sarımsaklı yoğurtla birlikte yapınca lezzetine lezzet katmış oluyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, bu şekilde çok iri olan yuvarlak parçalarını kesiyorum. İki diş sarımsağı da eziceli eziyorum arkadaşlar. Dilerseniz siz bir kabın içerisine sarımsağı ezip yoğurdu ilave ettikten sonra karıştırarak pancarın üzerine ekleyip harmanlayabilirsiniz. Karıştıracağım için zaten ben bu şekilde tabağımın üzerine sarımsakları ezdim ve 4-5 yemek kaşığı da yoğurt ekledim. Hepsini güzelce harmanladım. Hiçbir şekilde içerisine tuz, şeker, yağ hiçbir ekstra atmamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü biz bunu zaten pancar turşumuzu yaparken çok güzel lezzetlendirdik. Bunun lezzeti salatamıza geçecek. Sadece haşlayıp bu salatayı yapmıyoruz arkadaşlar. Ön işlem yapıyoruz. Çok lezzetli bir sostan geçiyor arkadaşlar. Bu sos tarifini şimdi sizlere anlatacağım. Mutlaka pancarı bir de bu şekilde konservesini yapın derim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi harika meze olarak, salata çeşidi olarak, et yemeklerinin yanında servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi pancar turşumu nasıl yaptım sizlere onu anlatacağım. Daha önceden de tarifimi sizlerle paylaşmıştım. Ayrıca burada da tekrardan sizlere anlatmak istedim. Evet. Gerekli olan malzemelerimiz. Yaklaşık arkadaşlar 2,5-3 kilo pancar kullandım. Sosumuz içinde 1 litre su, 1 su bardak elma sirkesi, 1 büyük boy çay bardak ile şeker, 1 yemek kaşık tuz, 3-5 tane defne yaprağı, yarım çay kaşık tane karabiber. Evet, burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar şeker miktarımız tuz miktarından daha fazladır. Bunun için tadı tuzlu bir turşu değil de tatlı bir turşu olacak. Gerçekten çok lezzetli. Öncelikle pancarlarımızı haşlıyoruz arkadaşlar. Parçalamadan, bölmeden düdüklü tencereye koydum ve düdüklü tencerede 35 dakika haşladım. Eğer düdüklü tencere kullanmazsanız pişme süresi uzayabilir. Yaklaşık 1 saat olabilir arkadaşlar. Bunu göz önüne alın. Haşladıktan sonra hemen direkt soğuk suyun içerisine pancarlarımızı alıyoruz, şokluyoruz ve kabuklarını soyuyoruz. Bu esnada sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için tüm malzemelerimizi tenceremize alıyoruz. Üzerine de 1 litre suyumuzu ilave ediyoruz ve sosumuzu kaynatmaya bırakıyoruz. Sosumuz kaynayacak arkadaşlar. Kaynar olan sosumuzu pancar ile buluşturacağız. Genelde Alman restoranlarında bu turşu kullanılır arkadaşlar. Kızartmaların yanına servis yapılır. Ben de bu turşuyu çok sevdiğim için kendim tarifimi yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten lezzeti arkadaşlar birebir aynı o kadar lezzetli oldu ki anlatamam sizlere. Sadece denemenizi tavsiye ederim. Bir de hazır marketten alın. Bir de onu denemenizi tavsiye ederim. İkisinin arasındaki farkı artık sizler karar verin. Gerçekten hangisi daha güzel, güzel lezzetli oldu mu? Siz karar verin arkadaşlar. Evet, şimdi pancarları haşlamıştık. Soğuk suyun içerisine attık. Gördüğünüz gibi soğuk suyun içerisine attığımız için şokladık ve kabuklar kendiliğinden kavruluyor arkadaşlar. Hemen soyuluyor. Hiçbir şekilde patates soyma bıçağıyla soymamıza gerek yok.
kendisi kabuklarından çıkıyor elimizle sürtünce. Gördüğünüz gibi soyma işlemi de çok pratik oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz sevgili takipçilerim, yorumlarınızla ve beğenilerinizle bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi bu tarz değişik tarifleri ben sizler için hazırlıyorum. Emek veriyorum. Bu emeğimin karşılığında da sizlerden bir şekilde görmek istiyorum. Bana destek verirseniz çok mutlu olurum. YouTube erişimimizi artırır, daha büyük bir kitleye ulaşmış oluruz ve paylaştığım tariflerimde daha çok kişi denemiş olur. Bunun için lütfen kanalımda sessiz kalmayın. Emeğime destek verin. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı da unutmayalım lütfen. Paylaştığım videolarımdan haberdar olmanız için zil sesini açmanız çok önemlidir. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Evet. Şimdi pancar turşumuzun yapılışına devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde bir bıçak kullanıyorum. Dalgalı bir bıçak. Eğer bu bıçak yoksa normal bıçakla da kesebilirsiniz ama orijinal pancar turşusu da aynen bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Kesimi bu şekildedir. Hem güzel hem mideye hitap ediyor gerçekten. Eğer varsa bu şekilde bir bıçak kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, kesmiş olduğum, ince dilimlere kesmiş olduğum pancar dilimlerini şimdi bir kabuğun içerisine topluyorum hepsini. Daha sonrasında diğer pancarlarımı da aynı şekilde doğruyorum. Eğer aşırı büyükse pancarlarımız, onları da ortadan ikiye, dörde bölerek doğrama işlemlerini yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Turşuyu yaptıktan sonra hemen yemeğe hazırdır arkadaşlar. Beklemenize gerek yok. Haftalarca turşu olacak diye beklemenize gerek yok. Hemen yemeğe hazır bir lezzetli salata tarzı bir lezzet arkadaşlar. Evet, sosumuzu hazırladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaynadı. Şimdi bu sosumuzu kaynar kaynar pancarlarımızın üzerine dökeceğiz. Hemen lezzetini alacak zaten. Dilerseniz öncelikle pancarları kavanozlara paylettikten sonra bu sıcak sosu kavanozların içerisine dökebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde birazcık daha bekletip hepsinin eşit bir şekilde renk verdikten sonra paylaştırmak istedim. Evet, karıştırdım. Şöyle bir güzel pancarlarımız rengini hemen bıraktı. Sosumuz rengi hemen pespembe oldu. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Şu haliyle bile yemeğe hazır hemen. Evet, hemen kavanozlara pay ettim arkadaşlar. Soğuduktan sonra yemeğe hazırdır. Ben konserve kavanozlarına koydum. Bu şekilde konservelik olarak hazırladım. Dilerseniz hemen yiyebilirsiniz. Çünkü lezzetini hemen içerisine çekiyor arkadaşlar. Uzunca bir süre beklemenize gerek yok dediğim gibi. Salatasını tarator olarak yapabilirsiniz. Direkt bu şekilde servis yapabilirsiniz. Salatalar içerisine doğrayıp lezzet katabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Konservemizin yapılışı da bu şekildeydi. Evet. Bu şekilde pay ettikten sonra kavanozlarıma suyunu da bütün kavanozlarıma pay ediyorum. Üstü basa dolana kadar. Daha sonra sıcak sıcak kavanozun kapağını hemen kapatacağım vakumlansın diye. Bu şekilde sabaha kadar soğumaya bıraktıktan sonra vakumlanmış olacak ve erzak dolabıma kaldıracağım. Uzun ömürlüdür, istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Açtıktan sonra zaten uzunca bir süre beklemeyecek, hemen bitecektir. Ve bittikten sonra da tekrar yapacağınıza adım gibi eminim. Evet,
Gördüğünüz gibi pancar konservelerimiz hazır. Bu pancar konservemizi de nasıl kullanacağız? Sizlere burada da tarifimi verdim arkadaşlar. Tarator, pancar tarator, sarımsak yoğurtlu pancar tarator. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi kanalımdan eksik etmeyin lütfen. Kanalıma abone olmayı, zil sesini de açmayı unutmayalım. Paylaştığım videolarımdan haberdar olmanız için zil sesini açmanız çok önemlidir. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.